Tarihimizde çok daha güzel film olacak hikayeler var, değeri bilinmiyor demişken bugün bir tane karşılaştım. Bak, iyi oldu onu dediğin. Bugün bir tane karşılaştım. Biz yapmamışız ama. Neydi lan onun adı? Ya bugün izledim. Geçmişten görebilir miyim? Görürüm. Dur, izlediğim pornoları görmeyeyim moruk. Heh. Tomris Hatun'un hikayesi. Kazaklar çekmiş moruk. Bu Türkiye'ye gelir mi acaba? Bugün gördüm ben de. Mana namuh tahmaras. Mana kakadaş ve uler erdi. Yemdi mana tuğuy. Yok mu? Ağa, mandar sak. Mana ertüçe. Sıkıldık kardeşim yıllardır. Bir tane kalkan, bir tane kılıç bulunur diye bir tane kadın mezarının içinde yıllardır bize Vikinglerin Shield Maiden'ını, Lagertas'ını satıp satıp duruyorsunuz. Al sana gerçek kadın savaşçı hikayesi. Al sana gerçek Türk kadını. Yordunuz lan bizi. Yordunuz yıllardır Lagerta'nın beyaz kıllı kıçını görmekten yorulduk. Savaşçı dediğim böyle olur. Sana mana kıyaltış, mana devir güç. Sana olur sonuçta, boşa gittirir. Bu arada baya güzel prodüksiyon. Bakın şu kılıç kalkan sahnelerine bakın. Savaş sahnelerine bakın. Hiç sırıtmıyor abi. Yani bu Netflix'te izlediğimiz bu Fatih Sultan Mehmet'le ilgili olan dizide bile koltuk altından çıkıp duruyordu kılıçlar, devamlı amına koyayım. Burada hiç sırıtmıyor. Ha? Orada çıkar dedim, bilmiyorum nerede. Kızım ne anlatmaya çalışıyorsun? Çık dışarı. تعجب میکنم ما برای ازش حاجا Güzel, bak atmosferi de iyi yakalamışlar bence. Kamuk, pasirti yorunda, bınız kahın ısı ulap kadit. Bınız kamuk, yazık tata bu kabısır gergek. Koşun hiçin, dırı gültür. Ahar teli ögü, bınızı, yeme bınız salpık. Tümle halap, hoşukka gergek. Yazık ken rubudun. Tüylerim diken diken. Tokuş, kogur dert. Valla tüyler bir diken diken oldu. What is Jerusalem worth? Salah Huaddin. Abi ok attığı sahneyi bir görmek istiyorum. Biliyorsunuz ben Profesör Doktor Ahmet Sonuç. Ok atma konusunda da uzmanımdır. Ok attığı sahneyi görüp puanımı vereceğim abi. Nerede ok atıyorlardı? Ha, burada bir atıyorlar. Ay, elini görsem keşke. Burada yakın dövüşte de bir tane atıyorlardı ya. Ah, ver yavaş çekim, ver, ver. Şimdi size analizini yapıyorum. Oğlum yavaş çekimde bile göremedim lan. Evet, görüyorsunuz. Doğru tutuş,
Doğru çekiş, doğru salış. Parmaklarına bakmak istiyordum. Bunun adı Ecnebice'de. Ecnebicesini biliyorum. Thumb Release. Gördüğünüz üzere şurasında bir tane yüksük olur. Çok parası olmayan askerler bunu deriden yaparlardı. Bunun işte cilalanmış ahşaptan olanı var, taştan olanı var vesairesi var. Kirişin sağ tarafına koyarız biz oku. Kirişin sağ tarafında bak görüyorsunuz ok. Sol tarafına biz koymayız. Sol tarafa koyduğunuz zaman çünkü yayı tuttuğunuz zaman devirmeniz gerekir. Buna Akdeniz usulü atış denir. Akdeniz usulü atışta alırsın, oku koyarsın, yerleştirirsin, böyle çekersin. Tamam mı? Bu bizim usulümüz. Bizim usulümüzde yani bu şekilde sağ tarafına koyarız oku. Sağ tarafımızdan çekeriz. Burada bir yüksüğümüz vardır. Yay buraya gelir bizde. Normalde Akdeniz usulünde çift parmak ya da üç parmakla çekilir. Bizde yay buraya gelir. Böyle koyarız ve bu parmağı çekeriz genelde. Bu. Bu parmağı çekeriz ve tak böyle bırakırız oku. Zihgir mi onun adı Türkçe'de? Eyvallah. Böyle bırakırız biz oku. At sırtında kullanılabilmesinin sebebi de bu zaten. Çünkü böyle devirdiğim bir yayı hayatta öyle at sırtında. Siktir lan. Bizde böyle tak 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 çek. Hatta çizimler bile var. Bazı eski çizimler var. Böyle 2-3 tane oku böyle parmaklarının arasına yerleştirip seri seri atıyorlarmış bizimkinler. Bizimkinler öyle atıyorlarmış. Güzel. Güzel okçuluk. Güzel demonstrasyon. Beğendim. Nişan nasıl alınıyormuş? Abi nişan ruhundan alıyorsun. Kalbinden alıyorsun nişan.